Sis. ...2018-2019 eğitim öğretim yılında 21 derslik ile hizmet verecek Hatem Anadolu ve Fen Lisesi şubelerinin mevcutları 20-24 arasında tutulacaklar. Fizik, kimya, biyoloji, laboratuvar, müzik atölyeleri ve resim atölyeleri, kütüphane ve etüt sınıflarının yerlerine çalışmaları devam etmektedir. Akıllı tahta sistemleri yeni ders yılına giriş yapacağız. Eğitim sistemimize uygun içeriklerle hazırlanmış konu şiirini yönelikliyor. Bizim sadece Gaziantep'te değil, Gemlik'te 3 tane, Nazilli'de 1 tane ve Turgutlu'da 1 tane, Adıyaman'da ve Gaziantep merkez olmak üzere toplam 7 tane şu anda hatırlı okullarımız var. 2007 yılı itibariyle Gaziantep'te 2 tane idealist doktor, Temir Bülbül ve Halil Boyunsuz'un girişimleriyle eğitim-öğretim ağı içerisinde hizmet vermek üzere 2007'de bu projeyi gerçekleştirdiler. Ancak daha önceki MEK adını verdiğimiz bir şirketle yaptığımız ortaklıkta işin ticari kısmı daha çok ön plana çıkarıldığı için eğitim-öğretim biraz ticari ihtirasların gerisinde kaldığını gördük. Benim bütün okul gezilerimde eğitim öğretimin ciddi manada bizim düşündüğümüzün dışında biraz pasif olduğunu gördük. Dolayısıyla Şubat ayından itibaren derhal bu okullarımızda çok radikal kararlar almak suretiyle gerek okul içerisinde gerek eğitim bazında bir takım revize çalışmalarla Anadolu ve Fen Liselerine dönüşme hususunda da çok kısa sürede gayretler sarf ettik. Sanırım gördüğüm kadarıyla çok da önemli merhaleler kaydettik. Sizlerin burayı onurlandırmanızın tek sebebi kurumumuz ve okullarımız hakkında önemli bilgileri size aktarıp biliyorsunuz siz toplumun gözü kulağısınız. Sürekli bu çalışmaların içerisindeyiz. Tabii Adıyaman'ımıza böyle güzel bir eğitim kurumunun temellerini attığı için özellikle de böyle enerjik bir müdür, iletişimi çok iyi kullanan bir Abzer Hoca, bir kadro ile Adıyaman'da ben başarıya imza atacakları kanaatimde. Öncelikle gözlerimle bu şekilde ifade etmek istiyorum. Tabii eğitim çok uzun süreli bir mesele. Eğitime yapılan yatırım bana göre maneviyatı çok yüksek bir yatırımdır. Çünkü Türkiye'de insanlarımızın durumu, çocuklarımızın durumu ortada. Bunların tamamını göz önüne aldığımız zaman uyuşturucu kullanma yaşının 12'ye düştüğünü gördüğümüz zaman özellikle Adıyaman açısından eğitimde 60'larda 70. sıralarda olduğumuzu da gördüğümüz zaman Hatem gibi kurumlarımızın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını ben buradan beyan etmekte fayda görüyorum.